İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Arminusid'in tatsız tanıklığı, Sev Antlaşması ve Harburg misyonu. Ermenistan Tarih Müzesi'nde benzeri görülmemiş bir sergide Zitsufi Anahit'in ünlü bronz heykelinin başı ve eli. Lemkin Enstitüsü Artah olayları yeni bir kabul edilebilir soykırım döneminin başlangıcı oldu. Artsak'tan yerinden edilen fotoğrafçı David Kahramanya'nın fotoğrafları Bakü'deki zulmü belgeliyor. Lord Byron ve Ermeni halkı. Kanada Dışişleri Bakanlığı, Artsakh Ermenilerinin güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönme hakkını desteklemektedir. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman'daki Perre kazı alanında bu yılki kazı tamamlandı. General James Harbert, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni halkına karşı düzenlediği soykırımı Armenosidi doğrulayan tarihi raporunu 105 yıl önce Amerikan heyetine sunmuştu. 16 Ekim 1919'da Paris Barış Konferansı'nda sunulan bu rapor, uluslararası topluma Ermenilere yönelik kitlesel katliamları ve sonrasında yaşanan trajik kaderi gösteren önemli bir belge haline geldi. Harbord'un raporu, Amerikan askeri personeli tarafından belgelenen Ermenilerin sürgün edilmesi, öldürülmesi ve yağmalanmasıyla ilgili ilk elden anlatılara dayanıyordu. Bu, Ermeni halkının içinde bulunduğu trajik durumu, Amerika'nın bölgesel barış ve uluslararası hukuk konusundaki tutumu üzerinde derin etkisi olan Türkiye'nin soykırım, Arminosit politikalarını uygulamasını temsil ediyordu. Eski Savunma Bakanı Hulusi Akar da dahil olmak üzere Türk yetkililerin Harvard raporunu inkar etme ve çarpıtma yönündeki sayısız girişimine rağmen rapor Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenoside dair zaman aşım olmaksızın tanıklık etmeye devam ediyor raporda sadece Ermenilere karşı uygulanan katliamların belgelenmesi değil, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun bu suçları sistematik bir şekilde organize ettiğinin de vurgulanması özellikle dikkat çekicidir. 1920 yılında imzalanan Sev Antlaşması, soykırım, armenosidin tanınmasını ve Türkiye'nin sorumluluğunu içeren önemli bir siyasi belgeydi. Harbord'un raporu Ermenilere karşı işlenen hak ihlallerine dikkat çekerek uluslararası toplumu harekete geçirmeye çağırarak Sev Antlaşması'nın önemini pekiştiriyor. Bugün Harbord misyonu raporu Ermenilere karşı uygulanan soykırımı Armenosid'in doğrulanması açısından değerli bir belge olmayı sürdürüyor. Harbord misyonu raporu Ermenilere karşı uygulanan soykırımı Armenosit gerçeğinin uluslararası politikada 20. yüzyılın başlarından itibaren tanındığını ve tarihin inkarına ve çarpıtılmasına karşı hoş olmayan bir anı olarak kaldığını kanıtlıyor. Anahit'ten Mariam'a adlı İsa'dan önce 2. 1. yüzyıllardaki Anahit'in bronz heykelinin başı ve elinin sergisinin açılışı Doğu Ermenistan Tarih Müzesi'nde 21 Eylül'de gerçekleşti sergi Doğu Ermenistan Tarih Müzesi ve British Museum'un işbirliği sonucu düzenlendi. Müze müdürü David Boğazcan bu serginin benzeri görülmemiş olduğunu belirterek British Museum'un bu kadar değerli bir sergisinin Doğu Ermenistan'da ilk kez sergilendiğini vurguladı. Müzenin koleksiyonundan Neolitik dönemden 20. yüzyıla kadar uzanan 60'tan fazla değerli parça da sergileniyor. Arkeolog Armine Zohrapyan heykelin başının 1870'li yıllarda Ermenistan'da bulunduğunu, yıllar geçtikçe British Museum'un Greco-Roman bölümünde sergilendiğini kaydetti. Sergi 2025 yılının Mart ayına kadar sürecek. Lemkin Soykırımını Önleme Enstitüsü Artsakh'ın işgali ve etnik temizliğinin yıl dönümü münasebetiyle bir açıklama yaptı. 19 Eylül 2023'te Azerbaycan'ın 3000 yıllık Ermeni toprağı Artsah Dağlı Karabağ'ı işgal etmesiyle Artsahlılar için soykırımı başladı. Yüzlerce Ermeni öldürüldü, bazılar da evlerini terk etmek zorunda kaldı. Enstitü, uluslararası toplumun eylemsizliğini eleştiriyor ve bunun yeni bir kabul edilebilir soykırım döneminin başlangıcı olduğunu vurguluyor. Yerinden edilmiş kişilerin ana dönme ve kendi kaderlerini tayin etme hakkı da dahil olmak üzere haklarının korunması çağrısında bulunuyor ve Azerbaycan'ın işlediği suçların cezalandırılmasını talep ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin Russel Senato Ofis Binası Salonu'nda Arsa fotoğrafçısı David Ahramanya'nın Arsa'ya karşı 2020 savaşını, ablukayı ve etnik temizliği anlatan fotoğraflarından oluşan sergisi 18 Eylül'de açıldı. Sergide Artsakh Bürosu sorumlusu Hermine Avakyan, Azerbaycan'ın yasak silahlar kullanarak ve insanlık dışı koşullar yaratarak Artsakh Ermenilerine karşı soykırım yaptığını belirtti. Fotoğraflar sivil halkın hedef alınmasını ve Artsakh ablukasının yol açtığı ağır sonuçları gösteren bu suçlara tanıklık ediyor. Tanrıların nasıl ve hangi dilde konuştuğunu anlamak için Ermenilerin dilini öğrendim. Çünkü Ermeni dili tanrıların dilidir. Ermenistan da tanrıların vatanıdır. Lord Byron'ın 1816'da Surp Lazarus adasını ziyaret ettikten sonra yazdığı şey budur. Ermeni kültürünü ve dilini büyük bir hayranlıkla kabul etti ve Mkhitaryan cemaatlerinin yardımıyla Ermenci öğrenmeye başladı. Byron, Ermeniler hakkında bu halkın çektiği acılara ve zulümlere rağmen her zaman dürüstlüğünü ve erdemini koruduğunu yazmıştır. Ermenileri Yahudiler ve Rumlarla kıyaslayarak Ermenilerin ilkinin tatsızlığını, ikincisinin köleliğini tanımadığını vurguladı. Bayrın, Ermeni tarihini dünyadaki en ilginç tarihlerden biri olarak değerlendirdi ve Ermeni halkının zorluklarına rağmen ülkelerinin gerçek bir kültürel harikalar evi olmaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca cennetin Ermenistan'da olduğuna ve Ermeni tarihinin Nuh'tan Ararat Vadisi'ne kadar insanlığın atalarıyla bağlantılı olduğuna inanıyordu. Ermenistan'ın ve Ermeni halkının dostu olan Lord Byron, Sürp Hazar Lazarus'un Ermeni rahipleriyle birlikte yazdığı Ermenice ve İngilizce dillerinin ortak gramerinde Ermenilere olan saygısını özetlemişti. Kanada Dışişleri Bakanlığı Arsak'ın nüfusunun azalmasının birinci yıl dönümü münasebetiyle mahkumların derhal serbest bırakılmasının, Arsak halkının geri dönüş hakkının ve kendi kaderini tayin hakkına saygı gösterilmesinin öneminin vurgulandığı bir bildiri yayınladı. Bildiride bir yıl önce Bakü Arsak'ta askeri bir operasyon başlatarak 30 bini çocuk olmak üzere 100 binden fazla sivili Doğu Ermenistan'a zorlayarak insani ihtiyaçların artmasına neden oldu. Bakü'nün askeri operasyonlarından önce Berzor yolunun bir yıl boyunca abluka altına alınması uluslararası mahkemenin kararına aykırıdır. Kanada, Doğu Ermenistan ile Azerbaycanlılar arasında kapsamlı bir barış antlaşmasının imzalanmasını destekliyor ve 2020 Artsakh savaşındaki tüm Ermeni savaş esirlerinin yanı sıra Bakü'de tutuklu bulunan tüm etnik Ermenilerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunuyor. Bu Ermeni sivillerin güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönme hakkını ima etmeli, insan haklarının ve sivil geçim kaynaklarının korunmasını ve bölgedeki Ermeni kültürel ve tarihi mekanlarının korunmasını garanti etmelidir. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman kentindeki Perre Antik kentinde bu yılki kazılar tamamlandı. Komagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perantik Antik kentinde bu yılki çalışmalar başarıyla tamamlandı. Kazılara önümüzdeki yılda devam edilecek. Kazılarda Ermeni desenli çeşitli takılar, Ermeni yazıtlı oda mezarları ve mimari yapılar bulundu. Keşfedilen mimari yapılar, konut, dini ve kamusal alanlar gibi çeşitli binaları içeriyor. Bu yapılar sadece Ermeni halkının mimari uyumuna tanıklık etmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgenin tarihi öneminin yanı sıra orada yaşayan halkın sosyal ve kültürel yaşamını da gösteriyor. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadar hoşça Hoşçakalın.